Merhabalar efendim. Bir hafta aradan sonra yeni bir Diyarlardan Gönülleri programı ile daha karşınızdayız. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Mehmet Fatih Oruç ve konuğum Seyit Eken abimiz ile programı sizlere sunmaya çalışacağız. Bu akşam da yine sizlere inşallah manevi bir şahsiyeti ve hayatını kıssalar, menkıbeler ve ibretlik hikayeleriyle anlatmaya çalışacağız. Efendim bu akşam kumanda masasında bizlere Erhan Aydoğdu yardımcı olacak. Programımız aynı zamanda benim Mehmet Altire Fatih Oruç Instagram hesabımdan ve TGTFM'in YouTube hesabından da ortak yayında olacak. Sorularınız olursa bizlere yayın esnasında veya sonrasında Instagram hesabımızdan veya mforuç@fatihoruc.com, sait.eken@tgthaber.com.tr adresleri üzerinden ulaştırabilirsiniz. Fırsatımız olursa yayın esnasında, olmazsa haftaya yayın öncesinde cevaplama gayreti içinde olacağız inşallah. Efendim bu hafta Van merkezdeyiz. Nizamettin Arvasi Hazretlerini ve Sohu Baba Hazretlerini anlatacağız. Kimdir efendim bunlar? Nizamettin Arvasi Hazretleri, Sisiliye büyüklerinden Fehmi Arvasi Hazretlerinin en küçük oğlu. İnşallah sizlere onu anlatacağız. Aynı zamanda talebesi olan Sofu Baba'yı anlatacağız. Oradan Erciş'e geçeceğiz. Ve Erciş'te de Muhammed Hafit Hazretleri ve onun oğlu var. Onları inşallah sizlerle paylaşacağız. Efendim bunları da söyledikten sonra lafı fazla uzatmadan Sait abimize hoş geldiniz. Diğer programımıza başlayalım. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Akşamlar bir hafta aradan sonra inşallah sıhhatlisiniz, iyisinizdir inşallah. Elhamdülillah Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Sağlığımız, sıhhatimiz yerinde inşallah. İstersen inşallah. Evet. Evet efendim bu hafta biraz önce de söylediğim gibi Van merkezdeyiz. Van merkezde Seyit Fehmi Arvasi Hazretleri'nin en küçük oğlu olan Nizamettin Arvasi Hazretleri'ni inşallah anlatacağız. Kendisi aynı zamanda TGTFM'de çalışmış olan Vehbi Arvas abimizin de babası ve birçok dinleyicilerimizin bildiği Hicret ablamız vardı. Hicret Arvas ablamız vardı. Onun da aynı zamanda babası oluyorlar. Çok mübarek bir zat, çok büyük bir zat, alim ve veli bir zat idi. İnşallah ondan başlayıp yine programımıza devam edeceğiz. Efendim siz de uygun görürseniz ilk önce sizden başlayalım. Bir Seyit Nizamettin Arvas Hazretleri ile ilgili bir bilgilendirme alalım. Sonra devam ederiz. Buyurun efendim. İnşallah. Efendim geçtiğimiz haftalarda malumunuz Arvas-ı Şerif'ten anlatmıştık. Evet. Oradan da devam ederek doğru Bitlis tarafına, sonra da Siirt tarafına, oradan da Cizre'ye kadar uzanmıştık. Tabii güzergahımız dolayısıyla Van merkezde olan bu büyük zatları anlatma fırsatımız olmamıştı. Şimdi inşallah Teala Van merkezden başlayarak daha sonra Erciş, oradan Doğu Beyazıt şekliyle inşallah önümüzdeki haftalarda evet, devam edeceğiz. Şimdi Van merkezde olan büyük zatlardan Seyit Nizamettin Arvasi Hazretleri'ni inşallah bahsedeceğiz. İnşallah. Malumunuz olduğu üzere Seyit Fehmi Arvasi Hazretleri'nin en küçük mahdumudur Nizamettin Arvasi Hazretleri. Annesi evet, Mehani Hanım. Efendim, 1892 yılında Nizamettin Efendi Gevaş'ta doğdu ve 1956 yılında da Van'da vefat etti. Kabri şerifi de Van'da Akköprü kabristanındadır. Kendisi 5 yaşındayken muhterem babası büyük alim Seyit Fehmi Arvasi Hazretleri de vefat etmişti. Yani küçük yaşta yetim kalmıştı. Ama babasının vefat etmiş olmasına rağmen mübarek ağabeyi Muhammed Sıddık Efendi kendisine hemen sahip çıkmış. Onun yetişmesinde olağanüstü gayret göstermiştir. İlk derslerini ağabeyi Sıddık Efendi'den, daha sonra Mir Hasan Veli Müderrisi olan Molla Efendi'den ve Patnos'ta bulunan Molla Ali Efendi'den dersler almış ve yetiştirmişti. Nihayetinde de mübarek abisi Sıddık Efendi kendisine icazet vererek mezun eylemiştir. Seyit Nizam Efendi Hazretleri çok ibadet eden, haramlardan sakınan, kalbin zehir, haramların
kalbin zehiri olduğunu söyleyen mübarek bir zat idi. Vaaz ve sohbetlerinde bütün müminlere mutlak surette haramlardan sakınmayı tavsiye ederdi. İnsanların haramlardan sakınmaları akılları ile ölçülürdü. En akıllı kimsenin Allah-u Teala'nın men ettiği, yasak ettiği şeylerden en çok sakınan kimse olduğunu beyan ederdi. Yine Seyyid Nizamettin Efendi buyurmuştur ki, akıllıların en akıllısı haramlardan en çok sakınan kimse buyurmuştur. Çünkü akıl hak ile batılı ayıran bir miyar, bir ölçüdür buyurmuştur. Haramlara dalan bir kimse de ahiret aklı bulunmadığı efendim çok açıktır diye bahsetmiştir. Yine ibadetlerin en kıymetlisi, en eftali de haramlardan ve şüphelilerden çok sakınılarak yapılan ibadettir buyurmuştur. Yani burada çok önemli noktaya özellikle hep sürekli ne yapıyor? Vurguluyorlar. Evet. Çünkü haram yenirse, helal yedikleriniz efendim helal olmazsa yaptığınız hiçbir ibadet kabul olmaz evet. buyurmuştur. Birçok İslam alimi bu konuda özellikle bahsetmiştir. Yine buyurmuştur ki Müslümanların ihtiyaçları için onları menfaatler için çalışan çok büyük bir zattır Nizamettin Efendi Hazretleri. Daima insanlara yardımcı olmaya çalışır. Onlara iyilik yapmalarını emrederdi. Buyurdu ki yine alacaklıdan borcunu almaman mümkün ise bunu yap, alacağını alma diyor. Yani birisine bir herhangi bir şey verdin. Eğer yapabiliyorsan yiğitlik burada nedir? O alacağını almamaktır diyor. Hakkını almayı hak ettikten sonra bu hakkını alacaklığına terk etmek senin için en büyük mükafattır ve ahirette senin için büyük bir ecir vardır buyurmuştur. Seyyid Nizamettin Efendi fıkıh ve kelam öğrenmeye çok ehemmiyet verirdi ve buyurdu ki fıkıh ilmini bilmeden hiçbir amelin doğru olmayacağını beyan ederdi. Çünkü işin aslı nedir? Hep bütün alimlerimiz, bütün evliya-i kiram hep bu konu üzerinde ısrarla durmuşlardır. Yani ilim den maksat fıkıh bilmektir. Çünkü fıkıh bilmezsen efendim başkalarının elinde, şeytanın elinde oyuncak olursun buyuruyor. Seyyid Nizamettin Efendi uzun yıllar önce vaiz, sonra Van müftüsü olarak hizmet etmiş, insanlara din-i İslam'ı anlatmak için çok gayret göstermiş ve bu uğurda ömrünü bu uğurda sarf etmiştir. İşi gücü bu olmuş. Hep insanlara Allah-u Teala'nın emirlerini anlatmak, emir ve yasaklarını anlatmakla geçirmiştir. Hatta enteresan bir hadise anlatılır. Kendi efendim kerimesinden de bunu duymuştuk. Seyyid Nizamettin Efendi Hazretleri vefatına yakın hiç kimseyi tanımıyor. Yani çocukları dahi kimseyi tanımazken dini ve ilmi hafızasına hiç halel gelmemiş. Birisi hem namazlarını muntazaman kılıyor, kimseyi tanımadığı halde kendisine bir fıkıh meselesi sorulduğunda hiç teklemeden tıkır tıkır cevap verirmiş mübarek. Halbuki etrafındakileri tanımıyor. Herhangi bir şekilde yani baktığınız zaman yani aklı gitmiş artık tamamen dünya ile ilişiği kesilmiş gibi görüyorsunuz. Ama bir fıkıh meselesi soruyorsunuz. O fıkıh meselesini tıkır tıkır cevap veriyor. Yani o kadar efendim mübarek evet, bir zat. Yani ilim konusunda çok hassasiyet gösterdiği için Allah-u Teala da ona son nefesine kadar evet, ilmini kullanma kullanmasını ihsan buyurmuş. Evet, efendim. Yine Hizanlı Seyyid Resul Efendi'nin kızı Kişmiş Hanımefendi'den Saadettin ve sen başta söyledin ya ve Hicret Hanımanne dünyaya gelmiş. Diğer bir Seyyid Abdülhamid Efendi'nin kızı Zarife teyzeden de Vehbi, Sariye, Asiye ve Nesibe isimli dört evladı gelmiş efendim. Vehbi abimiz biliyorsunuz bunlardan TGRT FM'de program müdürlüğü yaparken vefat etmişti. Allah-u Teala gani gani rahmet eylesin. Kabri, biliyorsunuz Bağlum'a defnedildi. Evet, diğer üç kerimesi de şu anda hayatta
efendim. Allah-u Teala onlara da hayırlı uzun ömürler versin. Efendim, amin buradan efendim. Da ellerinden öpüyoruz, hürmetlerimizi de arz ediyoruz. İnşallah amin Teala. Efendim. Onlar da bize dua ederler, şefaatlerine nail oluruz. İnşallah. Amin inşallah. Evet. Efendim arzu ederseniz şöyle yapalım. Bir de Seyyid Nizamettin Arvasi Hazretleri'nin vaaz ve sohbetlerinde talebelerine ve etrafındaki insanlara buyurmuş olduğu o sözlerden altın değerindeki o sözlerden bahsedelim inşallah. İnşallah. Efendim Seyyid Nizamettin Hazretleri Efendi Hazretleri buyuruyorlar ki çok ağlayınız. Ağlayamazsanız ağlamaklı bir halde bulunun. Eğer hakikati bilseydiniz sesiniz kesilinceye kadar ağlar ve beliniz kırılıncaya kadar namaz kılardınız. Hani biraz önce söylediniz ya efendim İslamiyet'in emirlerinden hiç kimseyi tanımamasına rağmen kopmamıştı. İşte beliniz kırılıncaya kadar namaz kılınca Allah-u Teala sizlere onu da ihsan ediyor. Böyle şeyler ihsan ediyor. Evet. Evet. Efendim kendisine ölünce müminlerin ruhları nerededir diye sorulduğunda şöyle buyurur. Arşın gölgesinde beyaz kuşların kursağında asılıdır. Kafirlerin ruhları da 7 kat yerin dibindedir buyurmuştur. Allah Allah. Bir kadının varlıklı zamanında kocasının yüzüne gülmesi fakat yokluğu zamanında ona hıyanette bulunması cehennemlik olduğuna alamettir buyurmuş. Allah muhafaza. Allah-u Teala muhafaza eylesin. Müzevvirlik yani efendim ara bozuculuk. Müzevvirlik ara bozuculuk demek. Müzevvirlik ve iki dostun arasını açmak Allah-u Teala'nın gazabına sebep olur. Eğer siz benim bildiğime vakıf olsaydınız çok ağlardınız. Yani bu iki sözünde de sürekli ağlamak geçiyor. Hatta büyüklerimiz bile şey söylerlerdi. Allah-u Teala göz pınarları kurumuşlardan eylemesin diye. Ağlamak gerçekten çok büyük bir nimet. Allah-u Teala dert bela vermesin. Yani onun amin. Size sıkıntı ve zorluğu olmayan övülecek bir şey söyleyeyim mi? Güzel ahlak, çirkin ve beğenilmeyen şeyi terk etmek, en kötü hastalıkta alçak ve düşük ahlak çirkin sözleri söylemektir. Yine buyuruyor ki şerefli ve asil kimse sözünde durur. Akıllı olan yalan söylemez. Mümin olan gıybet etmez. Allah-u Teala muhafaza eylesin. Çok gülmek heybeti, çok şaka vakar ve şahsiyeti giderir. Çok mühim bir şey. Çok gülmek heybeti, çok şaka vakar ve şahsiyeti giderir. İnsan ne ile beraberse onunla bilinir. Mesela çok güler ve şaka yaparsa hafif olarak bilinir. Çok mühim bir tespit. Allah-u Teala bir kuluna iyilik murad ederse hayırlı amel kapısını açar. Söz kapısını kapar. Kişinin işe yaramaz söz konuşması bedbahtlıktır. Kötülük murad ettiğinde bunların aksini yapar. Yani ne yapacaksanız yapın ama yaptığınız şey bir işe yarasın buyuruyor mübarek. Evet. Kısaca işin özeti. Amelsiz cenneti istemek ve emir olunduğunu yapmadan rahmet ummak cahillik ve ahmaklıktır. Kim mümin kardeşinin bir aybını örterse Allah-u Teala onun bu işinden dolayı bir melek yaratır. Onun elinden tutar ve o melekle beraber cennete girer. Yine buyuruyor insanı Allah-u Teala'nın af ve mağfiretine kavuşturacak şeylerden biri de açları ve yoksulları doyurmaktır. Açları doyurmak ve güzel konuşmak sizin cennete girmenizi kolaylaştırır buyuruyor. İlmin evveli sükuttur, sonra onunla uğraşmaktır. Sonra ezberlemek, sonra onunla amel etmek, sonra da başkalarına öğretmektir. Önce öğrenecek, sonra amel edecek, sonra onu başkalarına öğretecek. Kendisine şöyle sormuşlar. İnsanı Allah-u Teala'ya yaklaştıran en üstün şey nedir diye. Mübarek şöyle buyurmuş. Muhabbet sahibi olan kişi muhabbetinden öyle sadık olmalı ki gönlünde onun için olmayan hiçbir sevgi bulunmamalı buyurdu. Evet. Muhabbet sahibi olan kişi muhabbetinden öyle sadık olmalı ki gönlünde onun için
olmayan hiçbir sevgi bulunmamalı buyurdu. Diye buyurmuş. Diye evet. buyurmuş mübarek zat. Yani derseniz birkaç tane tek sevgi olur. Birkaç tane, birkaç cümle daha var yine buyurdukları. Onlardan da bahsedelim. Buyurun efendim. Efendim. Yine Nizamettin Efendi başka bir sohbetinde devamlı çünkü vaaz-ı nasihatte bulunmuş özellikle genç evet. kitlelere. Orada buyuruyor ki Allah-u Teala şu üç kimseyi çok sever. Bir, gücü yettiği halde affedeni. Evet. İki, hiddeti anında öfkesine hakim olanı. Üç, Allah-u Teala'nın kullarına şefkatli olanı. Şimdi bu buyurduklarını görünce hep böyle bu mübarek zatların anlattıklarını görünce hep aklıma Emre abi geliyor. Ne kadar evet, merhametli, ne kadar efendim şefkat sahibi, o kadar hata yapan, o kadar sıkıntı veren herkesi mübarek ömrü boyunca hep affetmiş. Evet. Bir kimsenin efendim yanmasına gönlü razı olmamıştır. Onun için mübarek hep kendini feda etmiştir yani. Evet, Allah-u Teala şefaatlerine nail etsin. Abi. Buyurmuş ki yine efendim Nizamettin Efendi namaz seni yolun yarısına, oruç tam meleğin melikin yani Allah-u Teala'nın kapısına iletir, sadaka ise melikin huzuruna çıkarır. Allah-u Teala bir kuluna verdiği nimeti alıp da karşılığında sabrı nasip ederse nimete mukabil verdiği sabır o nimetten daha eftaldir, daha kıymetlidir efendim buyuruyor. Yine buyuruyor ki ölümü çok hatırla. Eğer geçim rahatlığı içindeysen sana darlık ürperti getirecek. Geçim darlığı içindeysen genişlik ferahlık kazandıracak diyor. Yani ölümün hikmetini tabii bizim anlamamız mümkün değil. Ve yine buyuruyor ki kul Allah-u Teala'nın sevgisini tattığı zaman Allah-u Teala o kulunun kusurlarını kendine gösterir. Böylece o başkalarının kusurlarını görmez olur buyuruyor efendim Nizamettin Efendi Hazretleri. Allah-u Teala makamlarını, derecelerini âli eylesin. Bizleri de onların şefaatlerine nail eylesin. Efendim inşallah-u Teala sizlere de gidip kabri şerifini ziyaret etmek nasip olur. Bize birkaç kere elhamdülillah nasip oldu. Elhamdülillah. Bana her gittiğimizde mutlaka uğrayıp kabrini ziyaret ederek bereketlenmeye çalışıyoruz. Efendim. Allah-u Teala sonumuz hayır eylesin diyoruz amin. İnşallah. Bir diğer büyüğümüze Van'daki efendim yine Seyfiye evet, Hazretleri'nin talebelerinden olan Sofu Baba'ya geçelim inşallah. İnşallah. Efendim Allah-u Teala razı olsun verdiğiniz bilgilerden dolayı. Sofu Baba Hazretleri'ne geçeriz ama inşallah kısaca tekrar hatırlatalım birbiriyle bağlandığı için. Anlatmış olduğumuz Nizamettin Arvasi Hazretleri, Seyyid Fehmi Arvasi Hazretleri'nin Mürşid-i Kamil, Sicilya yani Nakşibendi'nin büyüklerinden Seyyid Fehmi Arvasi Hazretleri'nin en küçük oğluydu anlattığımız. Şimdi efendim Sofu Baba Hazretleri'ni anlatacağız. Sofu Baba Hazretleri kim? Sofu Baba Hazretleri de Seyyid Fehmi Arvasi Hazretleri'nin aşık-ı üftadesi olan hatta bu sebeple Hızır Aleyhisselam'ı bile reddeden çok mübarek bir zat. Onun kabri de Van merkezde. Onu inşallah şimdi sizlere anlatacağız. Bir giriş şeyini tanıtımını ve nerede olduğu da onunla ilgili bilgi Sait abiden alalım. İnşallah menkıbelerinden de bahsedeceğiz. Buyurun efendim. Efendim Sofu Baba Hazretleri yine Van eşrafından olup ismi Mustafa Efendi'dir. Kendisi Seyyid Fehmi Hazretleri'nin talebelerindendir. Sofu Baba adıyla meşhur olmuştur. Van eşrafından Abdullah Tüfekçi Başızade'nin torunu olup babasının adı Abdurrahman Efendi'dir. 19. yüzyıl sonrasında Van'da yaşamıştır. Kabri Şerifi İpek Yolu üzerinde olup ziyaret mahallidir. Yine Akköprü dediğimiz o kabristana daha yakın. Yol kenarında yani daha kolay bulunabilecek. Hatta kolay evet. bulunabilmesi için şöyle söyleyelim. Kendi adıyla anılan Sofu Baba Camii var. Onun hemen arka tarafında Kabri Şerifi. Mustafa Efendi gençliğinde Evliyanın büyüklerinden ve Peygamber Efendimiz'in soyundan olan Silsile Aliye büyüklerimizden efendim Seyyid Fehmi Arvasi Hazretleri'ni tanımakla şereflendi.
Ve bu tanımasını şöyle anlatırlar. Seyyid Fehmi Hazretleri malumunuz her sene Van'a teşrif ederler ve o Şabaniye mahallesinde daha önceki sohbetlerimizde anlatmıştık. Sohbet demeyelim yani programlarımızda anlatmıştık. Orada kayınpederinin inşa ettirmiş olduğu bir cami-i şerif vardı. O camiye gelip halka vaaz eder, ilim ve edep öğretilmiş. Vaazlarına devam edenler arasında Mustafa Efendi, Sofu Baba adıyla bilinen bu Mustafa Efendi de var. Bir gün Seyyid Fehmi Hazretleri sıcak bir yaz günü dersinde talebelerini imtihan etmek maksadıyla buyurmuş ki birisi olsa da Erek Dağı'ndan, oradaki dağdan, Van'ın Erek Dağı'ndan bir tabak kar getirse, bir karlı su içseydik buyuruyor. Evet efendim. Mustafa Efendi efendim, bunu kendisi için büyük bir fırsat biliyor ve sessizce hemen ortalıktan kayboluyor. Bin bir zorlukla doğru dağa gidip oradan kar getiriyor. O zaman Seyyid Fehmi Hazretleri ona ismini soruyor. O da efendim ismini söylediği anda Seyyid Fehmi Hazretleri ona öyle bir dua ediyor ki o duanın tesiriyle bir anda efendim kendinde başka haller hası olmaya başlıyor ve kendinden geçiyor. Bu muhabbetle birlikte ağlıyor, sızlıyor. Bir anda gönlü Seyyid Fehmi Hazretleri'nin aşkıyla yanıp tutuşmaya başlıyor. Ve ondan sonra ona hocası Sofu ismi veriyor. Ve Seyyid Fehmi Hazretleri her ne zaman efendim Van'a teşrif etse her daim mübarek hocasının yanında kalır. Onun hizmetlerinden hiç ayrı kalmazmış. Evet. Yani çok büyük bir aşk, çok büyük bir sevda. Allah-u Teala onların hani zerresi gibi olmamızı nasip eylesin diyelim inşallah. Nasip olur. Efendim Sofu Mustafa Efendi işte Sofu Baba Hazretleri anlatıyor. Bir zaman işte Başkale'den Suvar Ağa isimli birisiyle birlikte Van'a koyun götürüyorlar. Daha önceki programlarda hani siz de bahsetmiştik, hatta bununla ilgili yayın da yapmıştık. Şimdi biz yayınlarda anlatıyoruz işte evinden çıkmış, işte Arvas'a gitmiş, sohbete katılmış, sohbetten geri dönmüş. Tabii bunu bu şekilde anlatıyoruz ama oradaki coğrafyayı tabii gidip oraya gördükten sonra evden çıkıp oraya gitmek sonra tekrar geri gelmedin, ne kadar muhteşem, ne kadar müthiş bir şey olduğunu ancak orayı görünce anlıyoruz. Çünkü dağlar, tepeler, ovalar, hele hele bir de bunun kışı var. İşte Sofu Baba da bu koyunları götürdükleri zaman bir kışmış ve dağda müthiş bir tipiye yakalanıyorlar. Yani oradaki açıkçası şey şu, eğer dağda bir tipiye yakalandıysan bunun adı eşittir ölüm. Yani kurtulma şansı neredeyse yok. Tabii bir an endişe ediyorlar, tedirgin oluyorlar. Fakat Sofu Baba Hazretleri gözlerini kapatıyor ve hocası Seyyid Fehmi Arvasi Hazretlerini düşünüyor gözlerini kapatıp. Bir müddet o halde kalıyor. Sonra gözlerini bir açıyor, bir bakıyor. Orada ne fırtına kalmış, ne tipi kalmış, ne bir şey kalmış. Gayet süt liman, sağ saliman bir yol kalmış. Seyyid Fehmi Arvasi Hazretlerini hatırlayıp ondan işte himmet istedikten sonra. Tabii daha sonra yollarına devam ediyorlar. Selametle Van'a geliyorlar. Burada Seyyid Aflakimi Arvasi Hazretlerine uğruyor. Aflakimi Arvasi Hazretleri de Seyyid Fehmi Arvasi Hazretleri'nin talebesi ve halifesi malum. Ve Aflakim Efendi, o zaman tabii o şekilde hitap ediyorlar. Aflakim Efendi beni görünce çok mu korktunuz diye soruyor. Ben sükut edince nasıl olursa kurtulurdunuz. Hocasını hatırlayanın ve bağlılığı olanın endişesi yersizdir buyuruyor. Aflakim Efendi Hazretleri ona bile malum oluyor ve yani hocasını hatırlayan, hocasından himmet isteyenin tedirgin olmasının, endişe etmesinin yersiz olduğunu bu şekilde hatırlatmak istiyor. Efendim Sofu Baba Hazretleri'nin en mühim özelliklerinden bir tanesi var. Daha doğrusu hani bizim bildiğimiz, bize kadar ulaşan en büyük menkıbelerden bir tanesi.
Ne efendim o? Arvas'a giderseniz inşallah nasip olur da o Arvas'taki mescitteki küpü görürseniz bu anlatmış olduğumuz menkıbeyi de anlamış olursunuz. Kıssayı da anlamış olursunuz. Efendim Sohuba o tarihte ışıklandırmak için Arvas'a yağ küpü getiriyor. Kar, kış, gece, gündüz demeden. Onunla ilgili bir zaten çok ilginç bir menkıbe var. Onu Sait abi anlatacak bize inşallah. İnşallah. Tabii o küpün getirilen yağdan dolayı yani yağ yakıldığı için odanın içerisi o yağın isinden dolayı kararıyor. Şu anda da hala öyle. Orijinal olduğu gibi tutuluyor. Görürsünüz inşallah. Ve içeri girdiğim onu ayan beyan görüyorsunuz. Zaten küp de oradaki duvarın içerisindeki bir şeyde dolapta hala muhafaza ediliyor. Efendim tabii oraya gidenler, şey yapanlar Seyit Fehmi Arvas Hazretleri'nin torunu olan rahmetli Taha Arvas amca var. Taha Arvas efendi var. Ona soruyorlar. Yani niye o şekilde bırakıldı? Niye boyanmadı? O hani niye temizlenmedi şeklinde soruyorlar. Mübarek zat da şöyle buyuruyor. Sofu Baba'nın getirdiği küpü göstererek eski manevi havanın dağılmaması için her o zamanki durumun silinmesin diye badana yaptırmaya kıyamadık diyor. Yani o manevi hava dağılmasın diye. Efendim dostlarına yaptığı nasihatlerde buyuruyor ki Sofu Baba Hazretleri birkaç da böyle sohbetinden nasihatlerinden bahsedelim. İki arkadaş birbirlerini sevdikleri zaman birbirini ziyaret etmeleri için aralarındaki mesafenin çok fazla olması mühim değildir. İnsan iki ortağın birbirini hesaba çekmesinden daha şiddetli olarak kendini hesaba çekmedikçe tam müttakilerden yani takva sahiplerinden olamaz. Yani başkasıyla uğraşma, ilk önce kendine bak buyuruyor. Din kardeşlerine iyilik etmeden onların rızasını talep etmek şaşkınlıktır. Gelen misafirine yemek verip de imkanı varken tatlı ikram etmeyen kimse yatsı namazını kıldığı halde vitri kılmayan kimse gibidir. Yani çok enteresan bir tekrar söyleyelim. Gelen misafirine yemek verip de imkanı Allah verken Allah. Tatlı ikram etmeyen kimse yatsı namazını kıldığı halde vitri kılmayan kimse gibidir buyuruyor. Yani gelen misafirlerimize mutlaka tatlı ikram etmemiz lazım yani. Evet efendim. Yoksa sadece yatsı namazını vitrini kılmamış gibi olacağız. Evet yani. Efendim tatlısız evet. Olmaz. Ya güzel bir söz yani hakikaten. Evet efendim. Güzel amelleri sadece gösteriş için ve desinler diye işleyen kimse, Allah Teala muhafaza eylesin, dışı dikkat ve itina ile süslenerek güzelleştirilmiş olan bir helaya benzer. Bir insan Müslüman kardeşinin ihtiyacını görürse Allah-u Teala da ona çok yüksek dereceler verir. O kimse yüksek derecelere yükselir. Allah-u Teala Hazreti Musa Aleyhisselam'a uyanık ol, kendine dost ara, sevincine katılarak seninle neşelenmeyen bir dostun yanından uzaklaştır. Onunla arkadaşlık yapma, çünkü böyle dost kalbine sıkıntı verir. O senin dostun değil, düşmanındır. Beni çok an ki bana şükretmiş olasın ve ben de nimetini arttırmış olayım diye vahyetmiş Hazreti Musa Aleyhisselam ve bunu da sohbetlerinde Sofu Baba bu şekilde bizlere nakletmiş. Evet. Şimdi biz biraz önce bahsettiğimiz o meşhur menkıbesini anlatalım. Menkıbesini evet. İnşallah Sait abiden dinleyelim. Buyurun efendim. Şimdi bu menkıbeyi ben birkaç kere biliyorsunuz hatırlarsınız. Evet, çeşitli efendim. Vesilelerle anlatmıştım. Çünkü yani o kadar çok tesir eden bir menkıbe ki. Yani bu hadisi hatırladıkça hep aklıma şöyle geliyor. Eğer talebe olmaksa, talip olmaksa ancak bu şekilde olunabilir. Yanmak, hakiki aşıklık böyle bir şeydir diye hep içimden geçirmişimdir. Onun için çok tesir etmiştir. Evet. Efendim Seyyid Fehmi Hazretleri biliyorsunuz demin de bahsettik. Sık sık Van'a teşrif ederler. Orada efendim vaaz-ı nasihatlerde bulunurlarmış dedik. Şimdi Seyyid Fehmi Hazretleri kış günleri pek şeye gelemiyor. Hava şartlarından dolayı biliyorsunuz oralar çok zor coğrafya.
ancak yazın teşrif ediyorlar. Ama Sofu Mustafa Baba ona işte devamlı surette mübarek hocasını düşündüğü için başka bir şey aklına gelmediği için kendisine Sofu derlermiş. O yüzden de ismi Sofu Baba kalmış. Bir yine kış günü hocasına olan aşkı o kadar artmış, o kadar çok fazlalaşmış ki dayanamamış. Artık en sonunda demiş ki ben hocama gideceğim. Nereye gidecek? Arvası Şerif'e gidecek. Ama kış kar kıyamet yani o kadar çok bir kar var ki oraya gitmenin imkan ve ihtimal yok. Annesi diyor ki yavrum evladım bu kışta yani oraya gidilir mi? Yani biraz sabret havalar düzelsin ondan sonra gidersin diyor. Ama diyor ki ne olur anneciğim heybemi hazırla ben hocamı çok özledim. Mutlak surette ona gitmem lazım. Evet, hiçbir şey onu durduramaz. Annesi diyor ki yavrum aç, kurtlar seni yer efendim ne olur biraz daha bekle diyor ama hiçbir şekilde onun bu ziyaretine engel olamıyor. Çaresiz bir şekilde heybesini hazırlıyor ve işte biraz önce bahsettiğiniz o kübü de sırtına alıyor. Biliyorsunuz o dönemde elektrikler evet, olmadığı için bezir yağıyla aydınlanma işi yapılırmış. Sırtına 60-70 kiloluk bu bezir yağını kübü alıyor. İçerisine de bezir yağını dolduruyor ve yola devam ediyor. Yola koyuluyor. Tabii kışın özellikle Bahçe Saray'ın zirveye doğru gelindiğinde geçtiğimiz biliyorsunuz kışın da çok şiddetli evet, çığ hadiseleri yaşamıştık orada. O kadar kar ve tipi var ki göz gözü görmüyor. Biz bugünkü şartlarda arabalarla gitmeye zorlandığımız yerde o yayan devam ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Van merkezinden çıkıyor. Bugün 1,5 saatte gittiğimiz yola yaklaşık 100 kilometre yolu yayan. Efendim şöyle devam. Hemen sözünüzü keseyim. Yani ben yanlış hatırlamayayım diye kontrol ettim. Şimdi haritadan da kontrol ettim. 2,5 saat diyor normal bir arabayla 120 kilometre. Eğer trafik yoksa diyor 2 saat 19 dakikada varabilirsiniz ancak diyor. Yani bu şey o bahsettiğimiz dosyaya. Çok eski şeyle şimdi ya bu zamanda 1,5 saate falan gidilebilir hale geldi. Yollar biraz düzeltildi. Evet. Şimdi evet. O zirveye daha önce de gördüğümüz beraber çekim yaptığımız işte, hatta işte demin de bahsettik kışın çığın düştüğü o zirveye geldiğinde efendim o kadar çok kar tipi var ki artık herhangi bir şekilde yürümesinin, adım atmasının imkan ve ihtimali yok. O sırada önüne bir tane bir işte nurani bir zat, işte beyaz sakallı, sarıklı bir zat önüne çıkıyor. Diyor ki evladım diyor bu yüksek dağ tepesinde aç, susuz bir haldesin. Gel sana biraz yemek vereyim. Nereye gitmek istiyorsan seni götüreyim diyor. O da diyor ki teşekkür ederim. Sözünüzü kestim. Şimdi bir reklama gitmek istiyormuş. Hem burada kalsın seyircilerimiz de bir kısa bir süre merak etsinler. Reklama gidelim, reklamı geciktirmeyelim. Ondan sonra kaldığımız yerden, bu heyecanlı yerden tekrar devam edelim. Peki, efendim kısa bir reklam aramız var. Reklamdan sonra tekrar karşınızda olacağız. Bekliyoruz efendim. Diyarlardan gönüllere. Efendim kısa bir aradan sonra tekrar karşınızdaydık. Karşınızdayız ve Sofu Baba'nın şimdi o karşılaşmış olduğu Nurali Vizat'la karşılaşmıştı. Orada kestik. Kısa bir beklettik. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buyurun efendim. Estağfurullah. Efendim o mübarek bir zat karşısına çıkıyor ve kendisine yemek ikramı, yardım ikramında bulunuyor. Ama Sofu Baba yüzüne dönüp bile bakmıyor. Diyor ki teşekkür ederim, Allah razı olsun. O anda sürekli Seyit Fehmi Hazretleri'ni düşünüyor. Onun aşkı damarlarındaki kanı ısıtıyor. Ondan başka hiçbir şey düşünmüyordu. Bu sebeple onun tekliflerini reddetti ve yoluna o kar tipiye rağmen devam etti. Nihayet akşam vakti Arvas Camii'nde ezan okunuyordu. Seyit Fehmi Hazretleri de adet-i şerifler üzere
mihraba geçerlerdi. Bu sefer mihraba geçmeyip biraz duruyor, bekliyor. Ve buyuruyor ki talebeleri, efendim bir yolcumuz var. Kendisi farkında değil ama neredeyse donacak buyuruyor. Normalde hemen mihraba geçip imam olup namaz kılıyorlarmış. Ve biraz sonra gerçekten kapıdan içeriye birisi giriyor. Adeta buzdan bir adama dönüşmüş. Artık el ayağı tutmaz bir halde. Hemen Seyyid Fehmi Hazretleri'nin emriyle kendisine sıcak bir şeyler ikram ediliyor. Pabuçlarını değiştiriyorlar, paltosunu çıkarıyorlar ve sobayı yakıyorlar. Onun ısınmasını ve kendine gelmesini sağlıyorlar. Tabii o Sofu Baba mübarek hocasını kendisine gelir gelmez mübarek hocasının elini öpüyor, ağlıyor. Efendim bütün bağlılıkların her türlü bağlılığını kendisine orada bildiriyor. Ve Seyyid Fehmi Hazretleri de ona kendisine himmet ediyor, bağrına basıyor. Ve diyor ki, soruyor ona, bu kar kış kıyamette nedir bu derdin? Efendim diyor, sana olan aşkımdan efendim duramadım, yollara düştüm. Peki diyor, evet. Bu kadar zahmeti katlandın, o zirvede sana yardıma gelen birisi vardı. Kim olduğunu biliyor musun diyor. Evet efendim diyor. Biliyorum diyor. Kimdi? Hızır Aleyhisselam'dı diyor. Allah Allah. Onun Hızır Aleyhisselam olduğunu da biliyor. Ya dereceye evet, bakar efendim. Mısınız? Peki diyor. Niçin yardımını istemedin? Cevaba bakar mısınız? Efendim diyor. Tanıdım. Size selamı var. Ama o anda sizinle öyle bir huzurdaydım ki kendimi bütün varlığımla size öyle vermiştim ki Hızır Aleyhisselam'la konuşmakta zerre kadar fayda görmedim. Ben ona güvenerek değil aşkınıza tutunarak geliyordum. Allah Allah. Allah Allah. Allah. Her adımda size biraz daha yaklaşıyor. Karşında sizi daha net görüyor. Himmetinizi her zerremde hissediyordum diyor. Allah'ım ya Rabbim. Beni bana bırakmıyordunuz. İşte hakiki aşk ve muhabbet budur. Hocasından başka bir saniye başka bir şeye meyletmemek. Hakiki aşk budur. Yani insan bunları yani anlatırken böyle yani el ayağı titriyor. Yani ne diyeceğini şaşırıyor. Hakikaten gerçek aşk, gerçek talebelik böyle bir şey olsa gerek. Yani bunu defalarca anlatıyorum. Evet, her anlattığımda ayrı bir farklı şeyler hissediyor insan. Hakikaten evet, Allah-u Teala efendim şefaatlerine nail eylesin. İnşallah amin. Bizlere de yani onlar gibi olmamız mümkün değil ama hiç olmazsa o bu muhabbetin, bu aşkın, bu bağlılığın zerresini tadabilenlerden olmayı nasip eylesin diyoruz efendim Rabbim. İnşallah yine Van'a gidenler bu mübarek zatın efendim kabri şerefini ziyaret etmeyi nasip olur kendilerine diyoruz. İnşallah. Buradan inşallah Van'daki bölümümüzü tamamlayarak yine Seyitlerin bir başka kolu olan Erciş Seyitleri evet. ile ilgili olarak anlatmak üzere inşallah Erciş'e doğru yola çıkalım evet. diyoruz. Evet efendim şimdi buradaki dediğimiz gibi yayınımızı noktalıyoruz. Sofu Baba Hazretleri'ni de anlattık. Asayit abinin dediği gibi eğer ziyaret ederseniz mutlaka dualarınızı istirham ediyoruz. Benim fazla uzağa değil hemen Erciş'e gidiyoruz. Erciş'te kim var efendim? Şöyle söyleyelim efendim. İki koldan birden iki kolun da buluştuğu mübarek bir zattan bahsediyoruz. Hem Sıbgatullah-ı Arvasi Hazretlerinin hem de Arvas'tan gelen kolun birleştiği bir nokta. Kim efendim? Seyyid Muhammed Hafid Arvasi Hazretleri. Kendisi çok büyük bir alim zat, çok veli bir zat, çok mübarek bir zat. Şimdi zaten Sait abi onunla ilgili detaylar verirken kimin oğlu olduğunu, kimin torunu olduğunu, nereden, hangi soydan geldiğini sizlere inşallah anlatacak. Onun sohbetlerinden, menkıbelerinden sizlere bahsedecek. Çok çileli bir hayatı var, sürgünlere düşmüş bir hayatı var. İnşallah onu ve ondan sonra da nasip olursa oğlunu anlatacağız bugünkü programımızda. Buyurun Sait abicim, Sait Muhammed Hafid Hazretleri ile ilgili detayları sizden alalım inşallah. Sait Muhammed Hafid Hazretleri son dönem Anadolu'da yetişen evliyanın büyüklerindendir.
Mübarek evet, dedeleri bilindiği üzere Seyyid Muhammed Kutup Hazretleri'nin oğlu, Seyyid Lütfullah'ın torunu, Seyyid Abdülgaffar'ın oğludur. Bunların en büyük dedeleri, başlangıçta anlatmıştık, Seyyid evet. Muhammed Kutup Hazretleri'ydi. Onun Evet. çocuklarından efendim birçok torunlar da işte evlatlar dünyaya geliyor. En çok bilinen ve yaygın olanlardan bir kolu, yani Arvas kolu dediğimiz Hoşap'taki Abdurrahman Arvasi Hazretleri. Bir kol yine efendim Erci Seyitleri dediğimiz işte Muhammed Hafit Hazretlerinin kolu. Bir diğer Evet kol, efendim. inşallah onu da önümüzdeki hafta anlatmaya gayret edeceğiz, Doğu Doğu Beyazıt. Bayezid'deki Evet efendim. Abdurrahim Arvasi Hazretlerinin koludur. Evet efendim. Seyyid Mele Abdülgaffar, Seyyid Sıbgatullah Arvasi Hazretlerinin de abisidir. Yani dedeleri olan efendim babası olan Abdülgaffar, Seyyid Sıbgatullah İzan Arvasi Hazretlerinin de abisidir. Seyyid Muhammed Hafit Hazretlerinin annesi aynı zamanda Sıbgatullah Arvasi Hazretlerinin de kerimesidir. Yani böylece Kabr efendim evet. iki koldan burada iki Koldan birden. koldan da Evet. buradan bulaşmış oluyor. Evet Evet. efendim. Kabr-ı Şerifi Erciş'in çıkışında Patnos yolu üzerindeki Erciş'e bağlı Karamelik köyündeki kendi türbesi içinde olup yine türbesinin içerisinde mübarek oğlu Seyyid Halis Hazretleri de metfundur. Diğer bir oğlu, büyük oğlu ise Kabr-ı Şerif'in yani türbenin hemen dışında bahçedeki Kabr-ı Şerif'tedir. Seyyid Muhammed Hafit Hazretleri Cumhuriyet'in ilk devirlerinde Van'ın Erciş ilçesinde yaşamış ilim irfan sahibi mübarek bir zattır. Bulunduğu yeri neşe ve huzur kaplardı. Öyle güzel ahlakı vardı ki kıymetli sözlerini kabul eder, kimse ona muhalefet edemezdi buyuruyor diye anlatılır. Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak için ilim öğrenmiş, ilmini hep bütün evliyalarının yaptığı gibi, bütün velilerin yaptığı gibi insanlara öğretmek, onlara nasihat ederek cehennem ateşinden kurtarmak için gayret etmiş, bu yolda çabalamıştır. Zühd ve takvada eşi yoktu. Tasavvufta yüksek makamlar sahibiydi. Dünya malına ehemmiyet vermez. Az şeye kanaat eder, eline geçenin fazlasını fakirlere sadaka olarak dağıtırdı. Güzel sözleri, üstün ahlakı, fevkalade yüksek halleriyle insanlara hep numune olmuştur. Birçok kimseyi ilim ile irşad edip gönüllere feyizler saçmıştır. Yine çeşitli sohbetlerinde buyurmuştur ki bizim yolumuzun esası üç şeydir. Helal yemek, her hareketinde Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmak ve bütün amellerinde halis niyet etmektir buyurmuştur. Yine buyurmuşlar ki fütüvvet Allah-u Teala'nın emirlerini yapmak, yasaklardan kaçınmak, güzel huylu olmaktır. Fütüvvet sahibi olan iyi bir Müslüman dostlarıyla sohbet eder. Onların ihtiyaçlarını giderir. Kendisine yapılan kötülüklere bile iyilikle karşılık verir. Kabahatleri cezalandırmaz, başkalarının kusurlarını araştırmaz. Evet, mübarek hocamızı ve mübarek Enver abi hep böyle sürekli evet efendim. Tarif etmişler. Yani hep böyle bunları dinledikçe hep yani bir anda çünkü insanın önünde böyle çok güzel misaller gördüğü, yaşadığı olunca asla unutamıyorsunuz. Yani her an tekrar tekrar hatırlıyorsunuz yani. Zaten efendim şeyin yani aynı yolun yolcusu, Pınar'ın kaynak belli, akıyor. Aynı kaynak. Yani. İşte aynı kaynak akıyor. İşte işte belli zaten. Yani. Bunları dinleyince evet. Diyorsunuz ki o mübareklerdeki, mübarek Enver abideki hasletlerin, hususiyetlerin, güzelliklerin kaynağının aslının nereden geldiği net bir şekilde belli oluyor. Ama evet en güzel hadise şu. Onlar inandıklarını, duyduklarını, inandıklarını birebir yaşadıkları için de tesirli oluyordu. Yani değil bizim mi? Gibi yani uydurma davranmıyorlardı. Yani nasıl efendim duymuşlarsa, nasıl görmüşlerse büyük kendi evet. hocalarından aynen yaşamışlardı efendim. Evet Kimsenin efendim. Hatasını yüzüne vurmaz. Hiç kimseyi azarlamaz. Müslümanı anlatıyor. Bir Müslüman nasıl olmalıdır? Misafir gittiği yerde ikram edilen yemekte kusur bulmaz. Bütün güzel huyları kendinde toplamıştır.
dostlarını ziyaret edip dostluk bağlarını kuvvetlendirir. Komşularının, akrabalarının, dostlarının haklarını gözetir. Yine devam ediyor. Yani iyi bir Müslümanın nasıl olması gerektiğini izah ediyor. Yine evet, iyi bir Müslüman yemek adabına dikkat eder. Arkadaşlarının yemeğe önce başlamasını kendine tercih eder. Günah olmayan hususlarda arkadaşlarına uğrar. Dostlarının kendi malından tasarruf etmelerine müsaade eder. Kendisini ziyaret için gelenlere yer verir, ikramda bulunur. Ziyafet verir, güler yüz gösterir. Efendim, yine iyi bir Müslüman Allah-u Teala'nın dostlarını sever, düşmanlarını sevmez. Sevdiğini Allah-u Teala'nın rızası için sever. Bu Musa Aleyhisselam'ın biliyorsunuz burada menkıbesi evet, aklıma geliyor. Allah-u Teala kendisine soruyor ya, benim için ne yaptın? Yani işte namaz kıldım, abdest aldım, onlar kendin için yaptın. Benim için evet, dostlarımı sevdin, düşmanlarımı buğz ettin mi buyuruyor ya işte. Hubbu fillah, evet, buğzu fillah. Yani sevdiğini Allah-u Teala rızası için sever. Doğruluktan evet, hiçbir zaman ayrılmaz. Dostlarının sevincine katılır. Onlara karşı asık suratlı durmaz buyuruyor. Efendim daha böyle devam ediyor. Biraz da sizden dinleyelim Muhammed Hafid Hazretleri'nin hayatını. Evet efendim. Muhammed Hafid Hazretleri maalesef o devrin ortaya koymuş olduğu şartlardan dolayı, getirmiş olduğu şartlardan dolayı çok çileli bir hayat yaşamıştır. Yani kendisi her ne kadar örnek bir hayat yaşasa da tabii efendim etrafında bulunan işte fitnecilerin, dedikoducuların, bozguncuların yüzünden aynı çileli, aynı sıkıntı hayat kendisine uğramıştır maalesef. Efendim biraz önce başında da söyledik, ömrünün büyük bir kısmı sürgünlerde geçmiştir. Efendim işte bu sürgüne gitmesinin sebebinden bahsedeceğiz. Ve onunla ilgili çok hoş sözleri var Muhammed Hafid Hazretleri'nin, onu anlatacağız. Efendim Muhammed Hafid Hazretleri'nin Erciş'te olduğu vakitlerde o bulunduğu bölgede karışıklık çıkıyor. Bu karışıklığa kendisi kesinlikle katılmıyor. Katılmadığı gibi oraya katılmaya gidenleri ve katılmaya niyetli olanları da vazgeçtiriyor. Devletin aleyhinde çalışılmaz, devlete isyan edilmez diye onları vazgeçirmeye çalışıyor. Onların önüne geçiyor. Bunlara bu minvalde nasihatlerde bulunuyor. Fakat maalesef bütün bunlara rağmen o sürgüne uğramaktan da mübarek kurtulamıyor. Şimdi burada efendim şöyle bir şey var, onu da açıklamak lazım. Allah-u Teala razı olsun, bunu Muhammed Hafid Hazretleri'nin torunlarından bir tanesi olan Fırat Arvas abimiz kendisi bana izah etti. İşte, tabii biz işin açıkçası bu şekilde düşünmek, bu aciz halimizde bizim aklımıza gelmezdi. Allah-u Teala razı olsun, bunu bize izah etti. Efendim bu mübarek zatlar, yani Ehl-i Beyt'in, yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın soyundan gelen mübareklerin çoğu bu sürgün sıkıntısını yaşamış. Kahir ekseriyeti yaşamış maalesef. Tabii efendim bu bize göre sürgün, bize göre sıkıntı ve çile. Ama onlara göre efendim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sünnetine uyma vesilesi, sünnetini yapma vesilesi. Nasıl efendim? Kemendi mahbubest. Aynen efendim. Nasıl efendim? Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret ettiler. Onlar hicret ettikleri için bu sürgün de onlar için o Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o hicret sünnetine uymak oluyor. Onun o sünnetini bu şekilde yerine getirmiş oluyorlar. Mübarek zatlar kendileri bunu bu şekilde söylüyorlar. Yani biz ne görüyoruz, onlar ne görüyorlar? İşte o büyüklüğün zaten şeyi de bu, neticesi de bu. Efendim bu sürgüne gitmeyle ilgili bir ilginç kıssası var. Muhammed Hafid Hazretleri'nin bir kerameti. Efendim sürgüne gitmeden önce onları işte sürgüne götürecek bir araba getiriyorlar. Yani araba dediysek de şimdiki arabalar aklımıza gelmesin. Böyle kamyondan bozma, affedersiniz böyle hani istifleme adeta dizilen bir araç getiriyorlar.
işte Muhammed Hafit Hazretleri'ni ve oradaki bütün ailesini, torunlarını, çoluğunu, çocuğunu, hanımını, kızını ve yine oradaki bulunan baş hepsini o şeyin içine, aracın, otobüsün içerisine dolduruyorlar. Tam otobüs kalkacak. Muhammed Hafit Hazretleri, bir dakika durun. Birisinden alacağım vardı. Ona haber gönderelim. O alacağımı getirsin, öyle gidelim. Fakat şoför, ben bekleyemem. Emir aldım, hareket etmem lazım diyor. Muhammed Hafit Hazretleri de alacağımı almam lazım diyor. Kim bilir ne hikmeti var, tabii bilemeyiz. Şoför, ben giderim diyor. Peki diyor, sen bilirsin. Gitmek istersen yol senin, git diyor. Fakat kendisi de ne yapıyor? O alacağı olan kişiye haberi gönderiyor. Efendim o mübarek zatlar, hani gidebilirsen git buyuruyor ya. O aslında yani gerçek manada gidebiliyorsan git. Ve efendim şoför kontağı çeviriyor. Gıy 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 gıy, araba duruyor. Bir daha yine araba duruyor. Araba çalışmıyor. Aşağı iniyor. Motora bakıyor. Onu kontrol ediyor. Bunu kontrol ediyor. Hiçbir problem yok. Yukarı çıkıyor. Tekrar gıy 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 gıy. Yok, araba çalışmıyor. Allah Allah. Uğraşıyor. Artık vazgeçiyor. Bakacak, yani yapacak bir şey yok çünkü. Çalışmıyor araba. Tam o sırada da Muhammed Hafit Hazretleri'nin o alacaklısı olan kişi geliyor. Borcunu Muhammed Hafit Hazretleri'ne teslim ediyor. Tabi bu arada böyle bir saat vakit geçiyor. Muhammed Hafit Hazretleri o alacağını alınca şoföre dönüyor, diyor ki evet şoför efendi, şimdi gidebiliriz. Şoför diyor ki efendim nereye gideceğiz? Araba çalışmıyor. Sen bir hele bir kontağı bir daha bir çevir buyuruyor mübarek. Ve efendim şoför biniyor arabaya, kontağı bir çeviriyor. Sanki hiçbir şey olmamış gibi araba çalışıyor ve hareket ediyorlar. Bu da açık bir şekilde, ayan beyan bir şekilde Muhammed Hafit Hazretleri'nin kerameti görülmüş oluyor. Bir de efendim şeyden, sürgün zamanda yaşanan bir menkıbesini anlatalım, ondan sonra sözü tekrar size verelim. Efendim 4 sene boyunca kalıyor Isparta'da sürgünde. Burada yaşadığı zamanlarda işte bir hadise meydana geliyor. Tabii sürekli camiye gidiyor, cuma namazı için, diğer vakitler için camiye gidiyor. Orada yani sürgünden geldiklerini, hoca olduğunu, imam olduğunu biliyorlar. Fakat ne kadar mübarek bir zat olduğundan haberleri yok. Ve doğudan geldikleri için de Kürt hoca diyorlar. Halbuki kendileri Kürt değildir efendim, Arap'tır. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın soyundan geliyor, Arap'tır kendileri. Fakat doğudan geldiği için ve ne kadar mübarek bir zat olduğunu bilmedikleri için kendisine de Kürt hoca diye hitap ediyorlar. Tabii mübarek bir şey demiyor bununla ilgili. Efendim yine böyle bir gün cuma günü namazdan önce Muhammed Hafit Hazretleri yanındaki az sayıdaki işte ehibbası ve talebeleriyle birlikte cuma namazına gidiyorlar. Camiye giriyorlar, işte oturuyorlar bir kenara. Tabii oradaki imam hocalar da böyle cuma vakti girene kadar, hatta hani günümüzde de yapılır ya efendim, cuma vakti girene kadar oradaki insanlara vaaz-ı nasihatte bulunuyorlar. İşte fıkhi bilgiler anlatıyorlar, İslami bilgilerden bahsediyorlar. Oradakilerden bir tanesi Muhammed Hafid Hazretleri'ni küçük görerek, onu küçük düşürmek için ve ona dönüp diyor ki hadi bakalım bugün de vaazı Kürt Hoca versin diyor. Yani onun veremeyeceğini, yapamayacağını, kendilerinin çok daha iyi olduğunu düşünerek tabii. Diğerleri de onaylıyorlar. Muhammed Hafit Hazretleri de mübarek itiraz etmiyor. Peki diyor ve çıkıyor kürsüye. Efendim bir vaaz ediyor. Hepsinin ağzı açık oluyor. Daha başka vaaz verecek olanlar da olmasına rağmen cuma vaktine kadar kimse çıkıp bir şey söylemeye de cesaret edemiyor. Hepsinin yüzleri kızıl, kıpkırmızı oluyor. Ve ayıp utanmalarından ağızlarını açıp bir kelime bile söyleyemiyorlar. Muhammed Hafit Hazretleri o vaazıyla onları bu hale getiriyor efendim. Bu da Muhammed Hafit Hazretleri ne kadar büyük bir zat olduğunu ortaya koymaktadır diyelim. Ve sözü tekrar size verelim efendim. Evet, vaktimiz de bir hayli azaldı. Hemen hızlı bir şekilde birkaç cümle daha inşallah bahsedelim. Isparta'da evet. Tabii sürgün hayatı yaşarken civar illerden, Denizli ve Burdur gibi çeşitli yerlerden birçok insan akın akın ziyaretine gelmiş, sohbetlerini dinleyip kendisine istifade etmiştir. Burada yetiştirdiği çok talebe yetiştirmiş, ama buradaki yetiştirdiği talebelerden bir tanesi de
efendim Denizlili alim zat, veli zat Hacı Osman Nuri Kepenek efendidir. Bu Denizlili kendisi. Hacı Osman Nuri Kepenek efendi aynı zamanda mürşidi Muhammed Hafit Hazretlerinin kerimesiyle evlenerek ona damat olmak şerefine de nail olmuştur. Hacı Osman Nuri Kepenek efendi 1981 yılında vefat etmiştir. Kabri şerifinde de Denizli'dedir. Onun büyük talebelerinden bir tanesidir kendisi. O yüzden ondan da bahsettik. Evet. Efendim, Isparta'daki sürgün hayatı 4 sene kadar sürmüş. Tekrar memleketine geri dönmüştür. Ve hayatının geri kalan kısmını da yine önce Diyarbakır, sonra Erciş'te olmak üzere orada geçirmiş ve ömrünün sonuna kadar burada hizmetlerine devam etmiştir. Burada kısa bir menkıbesi var, onu da anlatalım inşallah Teala hemen hızlıca. Muhammed evet. Hafit Hazretleri vefat etmeden önce defin edileceği yeri de kendi seçer. Buradaki hassasiyet de şudur, etrafındaki kişiler kendisini çok seveni olduğu için herkes işte onun bulunduğu kendilerine yakın bir yerde defnedilmesini arzu ederler. O da onları kırmamak için buyuruyor ki bir köyü işaret ediyor ve diyor ki bu köyde efendim köye defnedilmesini emir veriyor. Bir tepeyi işaret ediyor ve oraya gidip kazıyorlar. Bakarlar ki orası adeta bir çöplük. Yani geri dönerler, durumu anlatırlar. Yine ısrar eder, buyurur ki olsun, gidin orayı temizleyin ve kazın. Orada büyük bir zat bulunmaktadır. Tekrar geri dönerler ve orayı kazarlar. Kendisinin tarifine göre tam bir mezar yeri hazırlarlar. Buradaki zatın Eshab-ı Kiram'dan olduğu kuvvetli ihtimal diye belirtilmektedir. Bundan sonra oraya o mübarek zatın ve kendisinden sonra gelen ailesinin de kabristanı olur. Ama bu tepenin özelliği ise o çevredeki köylerin ortak noktası olmasıymış. Yani mübarek kendini sevenleri de kırmamak için hepsinin ortak noktası olan eşit mesafedeki yeri tercih etmiş ve böylece oraya defne olmuş. Şimdi oraya Erciş'in Karamelik köyü diye bahsediliyor. Demin girişte de söylediğimiz gibi, bahsettiğimiz gibi Ağrı Patnos yolu üzerinde Patnos'a giderken sol taraftan içeriye giriyorsunuz. Böyle birkaç kilometre içeride bir mesafede çok güzel bir türbesi var. O türbenin içerisinde hem kendisi hem de oğlu Seyit Halis Efendi'nin kabri şerif var. Büyük oğlu Seyit Nur Efendi'nin de kabri şerifi de hemen bahçede diye bahsetmiştik. Şimdi oğlu Seyit Halis Efendi'den bahsedecektik ama vaktimiz herhalde kalmadı. Dolayısıyla inşallah onu da haftaya anlatalım i̇nşallah. Diyoruz. Bizi dinlediğiniz için ve sabırla beklediğiniz için teşekkür ediyoruz. Geceniz hayırlı mübarek olsun diyoruz. Haftaya görüşmek üzere inşallah. Evet efendim, teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Dediğiniz gibi Seyyid Halis Efe Arvasi Hazretleri inşallah haftaya Doğu Beyazıt'taki o mübarek zatları, evladı rasulleri anlatmadan önce kısaca onlara da değiniriz. Efendim, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programı kapatmadan önce şunu da belirtelim. Bundan önceki programlara ve programlara www.fatihoruc.com adresindeki web sitemizde bulunan sesli yayınlar kısmından ulaşabilirsiniz. Efendim, suçilisan ettiysek affola diyoruz ve inşallah haftaya salı günü görüşmek üzere sizlere veda ediyoruz. Geceniz ve ömrünüz hayırlarla dolsun efendim. Dualarınız istirham eder. Hayırlı geceler dileriz. Diyarlardan gönüllere.